Denbaş, iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir gün, iyi de bir hafta diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki askeri varlığını artırıyor. Önemli bir gücü vardı zaten. 7 Ekim 2023'ten bu yana da belli aralıklarla savaş uçakları, savaş gemileri, askeri personel, askeri tesisat gönderiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki gücü tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar artmıştı. Fakat bugün açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı ile İsrail Savunma Bakanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş. Telefon görüşmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı F-35 savaş uçaklarını taşıyan Abraham Lincoln uçak gemisi ile güdümlü füzelere sahip Georgia denizaltısının acile Orta Doğu'ya gönderilmesini talimatını vermiş. Austin diyor ki bunların bir an önce Orta Doğu'ya gönderilmesi talimatını verdim ve şunu da açık net olarak söyleyebilirim ki İsrail'in savunması Amerika Birleşik Devletleri'nin savunmasıdır. Son ana kadar İsrail'i savunacağız. Önemli çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığı aslında İran'ın dengelenmesi, caydırılması, dizginlenmesi açısından bir anlam ifade ediyordu. Bugüne kadar İran'ın tepkisizliği, bu yetersiz tepkisi bir parça Amerika'nın bölgedeki varlığıyla açıklanıyordu. Ancak zaten bölgedeki Amerikan askeri varlığı İran'ı caydırmaya yeter, artar bile. Fakat bu F-35'leri taşıyan Abraham Lincoln uçak gemisiyle denizaltının gönderilmesi bir savaş beklentisine de işaret ediyor. Dolayısıyla durum ciddi görünüyor ve her ne kadar İran geriye çekilmiş, farklı arayışlar içerisinde oluyor, mesajı ve görüntüsü verse de beklentiler İran'ın bu kez sert bir karşılık vereceği İsrail'e, dolayısıyla bunun da bölgesel bir çatışmayı tetikleyeceği şeklindedir. Amerikalıların son günlerdeki askeri sevkiyatları da bunu gösteriyor. Geçen hafta daha Katar'daki üslerine F-22 savaş uçakları göndermişlerdi. Bugün de bu gemileri ve denizaltıyı gönderiyorlar. Önemli. Bunun nedenleriyle ilgili aslında bugün Fransa, İsrail medyasında da önemli bir haber var. İsrail Devlet Televizyonu KAN diyor ki İsrail askeri birimleri, güvenlik odakları, istihbaratı İran'ın bu kez Nisan'daki saldırıyla kıyaslanmayacak derecede farklı, sert, geniş kapsamlı bir saldırı yapacağı bekleniyor. İsrail, İran'ın güçlü bir saldırı yapacağını düşünüyor ve ona göre hazırlanıyor diyor İsrail Devlet Televizyonu. Aynı şeyi bugün aslında İsrail Savunma Bakanı Gallant da söyledi. Gallant dedi ki Tahran'dan ve Beyrut'tan gerçekleşen tehditler, yükselen tehditler gerçekleşebilir. Buna karşı hazırlıklı, uyanıklıyız. Bu saldırıların önlenmesi ve bu saldırılara karşılık verilmesi konusundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. İsrail'den, Amerika'dan ve dün de İran'dan gelen açıklamalar aslında bir büyük çatışmaya işaret ediyor. Dün de zaten gece yarısından itibaren Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine doğru onlarca füze gönderdi. Füze saldırıları aslında belli aralıklarla birkaç saat de devam etti. Yani öyle anlaşılıyor ki bu son açıklamalar, yola çıkarılan savaş uçakları, savaş gemileri, denizaltılar da bölgede bir kapsamlı hesaplaşmanın olabileceğine işaret ediyor. İran geri adım atmaması halinde İran'ın. Tabii İran da geri adım atmayacağı mesajını veriyor ve İran'ın vereceği karşılığın aslında çapı ve şiddeti de hesaplandığından bu takviyeler yapılıyor. İranların bu kez işi ciddiye aldıkları aslında bölgedeki diğer gelişmelerden de anlaşılıyor. Amerikan üslerini de tehdit ediyor. Amerikan üslerine dönük saldırılar da var. Rojava'daki, Güney Kürdistan'daki, Irak'taki Amerikan üslerini kuşatmaları, oraya dönük saldırılar yapmaları ve orayı da tehdit etmeleri aslında Amerika'ya İsrail'den uzak dur ya da bırak İsrail'le bu kez biz bir karşılık verelim. Sen gözünü yum mesajı anlamına da geliyor. Çünkü İranlardan gelen açıklamalar da o. İsrail'i desteklemeye devam ederse bölgedeki Amerikan üslerini vuracağız diyorlar. Dün de böyle saldırılar yapmışlardı. Önceki gün saldırılar olmuştu. Dolayısıyla Suriye'deki, Güney Kürdistan'daki, Irak'taki gerilim de bununla alakalı. Dün gece zaten yine saldırılar oldu Deir Ezzor'a, SDG bölgesinde. SDG bu sefer bir misilleme saldırısı, karşı saldırı yaptı. SDG'den yapılan açıklamada Deir Ezzor Askeri Meclisi bugün az önce bildirdi. 20'ye yakın İran ve Suriye milisi öldürülmüş. Bir sürüsü yaralanmış, bir sürü de
ele geçirilmiş, esir alınmış. Bölgede ağır bir darbe yemişler. Fakat Kamışlı ve Hasaki'deki Deirizo'daki gerginlik de tırmanarak sürüyor. Dün Kamışlı ve Hasaki'de bir olağanüstü hal durumu vardı. SDG, Suriye rejimine ait karargahların etrafındaki kuşatmayı ağırlaştırmıştı. Sadece su tankerlerinin içeri girmesine izin verdi. SDG sizinle dün de paylaşmıştım. Kendisine yönelik saldırıların, bölgeye dönük istikrarsızlığın, provokasyonlarının kaynağının oradaki rejim karargahları olduğunu söylüyor ve o yetkililerin kendisine teslim edilmesini bekliyor. Bunu bir şart olarak koşuyor. Ruslar araya girmişlerdi, bir sonuç elde edilememişti ama Ruslar bugün tekrar bir heyetle Haseke'ye gittiler bu sefer. Bu saatlerde hala Haseke'de görüşmeler var. Aslında Ruslar bir çözüm bulma konusunda arayış içerisindeler. Ruslar SDG ile İran milisleri arasında bu dönemde bir çatışma istemiyorlar ama İran kendi çıkarları açısından Amerika'yı zora sokmak, Amerika'yı İsrail ile olan ilişkisinde bir parça belki de geri itebilmek için Amerikan askerlerine dönük tehdidi önemli bir koz olarak kullanıyor ve bundan vazgeçmiyor. Amerikalıların 900'e yakın askeri Rojava'da var. 2000'e yakın askerleri de Irak'ta ve Güney Kürdistan'da var. Güney Kürdistan'daki üslerin de tehdit altında olduğunu zaten biz Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açıklamalarından da anladık. Eğer bir topyekün savaş olur ya da bir çatışma alevlenirse İranlıların Güney Kürdistan'daki Rojava'daki Amerikan üslerine, Amerikan askerlerine doğrudan saldıracakları da biliniyor. Buna dönük de önlemler alındı. Hava savunma sistemleri gönderildi. Dolayısıyla Rojava'da, Güney Kürdistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da bütün bu gerilimlerin tamamının bir kilitlendiği ortam Şam'da İsrail-Amerikan gerginliği. İsrail-Amerikan İran gerginliği, pardon, bu üçgende gelişiyor. Sonuçlar nasıl olacak kestirmek çok zor ama bir savaşa hazırlandığı Amerikalıların bugünkü bölgeye gönderdikleri yeni askeri devasa savaş gemileri ve denizaltılardan anlaşılıyor. Yani bir kara savaşından bir deniz savaşı, zaten Körfez, Hürmüz Boğazı, oralarda da gerginlikler sürüyor. Devrim muhafızları donanması ile Amerikan donanması arasında yer yer sürtüşmeler de yaşanıyor. Dolayısıyla şayet İran geri adım atmasa, ki İran'ın geri adım atması bu saatten sonra da çok zor. İran'ın zaten ağır bir darbe aldığı biliniyor. İran'ın bir durumu kurtarması için sert bir karşılık vermesi bekleniyor. İran'ın vekil güçleri de buna dönük hazırlıklarını sürdürüyorlar. Hayci Şabi bir yandan, Husiler bir yandan, Hizbullah bir yandan. Bugün Husiler de açıkladı. Amerikan savaş uçakları, İngiliz savaş uçakları Yemen'deki Kamran Adası'ndaki Husi üslerini vurmuş. Orada da askeri operasyonlar, orada da saldırılar sürüyor. Dolayısıyla bu gergin ortamda birkaç gün içerisinde Orta Doğu'da ciddi bir alt üst oluşun yaşanacağı tahmin ediliyor. Dediğim gibi bir tek şartı var: İran'ın geri adım atması. İran geri adım atmaz ise çatışma kaçınılmaz görünüyor. 15 Ağustos'ta Doha'da yapılacak ateşkes görüşmelerinden de bir şey çıkmayacağı anlaşıldı. Hamas bu görüşmelere katılmayacağını açıkladı bugün. Hamas dedi ki yeni şartlara, yeni anlaşmaya gerek yok. Biden'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın daha önce önerdiği ateşkes planı üzerinde konuşalım. İsrailliler de o plana mesafelilerdi. Bu sefer görüşmelere katılacaklarını söylemişlerdi. Ama İsrail kabinesi de bir anlaşmaya, bir görüşmeye, bir ateşkes sağlanmasına karşı. Dolayısıyla 15 Ağustos'taki toplantıdan da bir sonuç çıkmayacağı anlaşılıyor ve bu bölge doğru dizgin bir çatışmaya doğru sürükleniyor. İşte bu ortamda Türkiye'nin de Güney Kürdistan'da, Rojava'da saldırıları sürüyor. Güney Kürdistan'da şiddetli çatışmalar var. Hava operasyonları hız kesmiyor. Bölgedeki araziler, meyve bahçeleri, köyler bu saldırılardan etkileniyor. Can kayıpları yaşanıyor. Aynı şekilde Fırat'ın batısında çok şiddetli çatışmalar var. Memiç'e dönük çatışmalar, saldırılar var. Tel Rifat, Şehba hattında saldırılar ve çatışmalar var. Dolayısıyla yavaş yavaş ısınan, burada da ısınan bir çatışma ortamı var. Dediğim gibi bütün bunlar önümüzdeki günlerde krizin, çatışmanın derinleşeceğine işaret ediyor. İşte böyle bir ortamda Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğinin de çok tartışıldığı bir süreçte Türkiye'nin Savunma Bakanı bugün Reuters'a bir açıklama yaptı ve dedi ki önümüzdeki günlerde Suriyelilerle
Savunma Bakanları düzeyinde, Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı gerçekleşebilir. Bununla ilgili arayışlar, hazırlıklar var dedi. Ancak dedi çekilmeyle ilgili de Türkiye'nin temel prensipleri, temel şartları var. Bunları şöyle açıkladı. Suriye'de bir anayasa kabul edilirse, Suriye'de seçimler yapılırsa ve sınır güvenliği sağlanırsa Türkiye işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilebilir dedi. Savunma Bakanı koordineli olarak çekilebiliriz diyor. Şartlarını şöyle açıklıyor. Suriye'de yeni bir anayasa olacak, yeni seçimler yapılacak ve sınır güvenliğimiz sağlanacak. Ondan sonra çekilebiliriz. Esad bundan bir buçuk ay kadar önce Türk yetkililerden çekilme konusunda bir şey duymuyoruz demişti. Aslında çekilme konusunun gündeme gelmesi gerektiğini, yani onun da tartışılması gerektiğini söylenmişti. Fakat Türkiye'nin temel hedefi, Esad'la görüşmesinin de temel amacı bu. Esad'la birlikte Rojava'ya karşı, oradaki Kürtlere karşı, Kürtlerin olası elde edebilecekleri statüye karşı bir hareket etme. Esad'la Kürtlere karşı mücadele için bir ortaklık, bir birliktelik teklif ediyor. Aynı Irak'ta yaptığı gibi Irak'ta Irak hükümetiyle ortak bir operasyon merkezi de kurdular. Bir takım güvenlik anlaşmaları da yaptılar. Şimdi Esad'la da geçmişte Adana mutabakatı çerçevesinde yeni anlaşmalar yapmak istiyorlar. Irak'ta yapılan anlaşmalar aslında Türkiye'nin Irak'taki Kürdistan'daki işgalini meşrulaştırdı. Hem önünü açtı yeni işgal alanları açısından hem de meşrulaştırdı. Şimdi aynısını Suriye'de yapmak istiyor. Kürtlere karşı Esad'ın da Kürt fobisini kaşıyarak işte Kürtlere karşı birlikte hareket edelim. Yeni anlaşmalar yapalım diyor ama Esad da işte çekilme konusunda bazı şeyler duymak istiyor. Esad'ın duymak istediğini bugün Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı söyledi ama tabii ki tatmin edici değil. Yani pratik anlamına baktığın zaman mevcut koşullarda göz önüne alındığında çekilmem diyor. Fakat böyle bir siyasal çözümün arka planına da işaret ediyor bu. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararında da Suriye'de yeni bir anayasanın yapılması, özgür, demokratik bir ortamda seçimlerin yapılması, yeni bir dizayn talep ediliyor. Aslında Türkiye Suriye'de bir siyasal çözüm için Cenevre Konvansiyonu da dahil uğraşıyorlar. Astana görüşmeleri de dahil ama Türkiye'nin temel hedefi, Türkiye'nin siyasal çözümden, Suriye'de siyasal bir yapılanma, yeni anayasa bir çözümden, siyasal bir çözümden kastı Kürtlerle bir çözüm değil. Kürtlerin içinde olduğu bir çözüm değil daha doğrusu. Türkiye'nin zihniyetinde Kürtlere dönük bir çözüm yok. Türkiye oradaki işte cihadist çeteler, Suriye Milli Ordusu gibi, sek ve idare ettiği Suriye geçici hükümeti gibi Sünni Arap muhalifler onlara bir statü elde etmek istiyor. Anayasayı da, genel affı da aslında, seçimleri de bunun için istiyor. Rusya da bu süreçte İran'ın gerilediği, gerileceği, daha da gerileceği ve etkisinin hem Suriye'de hem bölgede zayıflayacağı bir süreçte Türkiye'yi yanında tutarak Türkiye üzerinden aslında Türkiye-Suriye dengesini de sağlayarak bölgedeki çıkarlarını garantiye almak istediği biliniyor. Rusya'nın bu konuda Türkiye ile bu kadar fazla mesai yapmasının bir nedeni de o. Rusya şey görüyor, İran'ın etkisinin kaybedeceğini, zayıflayacağını, etkisizleşeceğini görüyor. Onun yerine Türkiye'nin öne çıkabilme ihtimalini de dikkate katıyor. Türkiye'nin Amerika ile, NATO ile ilişkileri, NATO üyeliği, Avrupa Birliği ile ilişkileri. Kaldı ki Avrupa Birliği de Suriye'de güvenli bölgeler istiyor. Bu da Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Avrupa Birliği, Suriyeli göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda 8 ülke, Çekya'nın öncülüğünü yaptı. 8 ülke bir takım projeler yürütüyorlar. Dolayısıyla Suriye konusunda da biraz kritik bir gelişme. Uluslararası güçlerin de müdahil olduğu bir yeni süreç var. Bu yeni sürecin aslında en kritik noktası İsrail-İran çatışması, İsrail-İran Amerikan üçgenindeki gerilimler. Orada bir kırılma yaşanır, orada bir farklı gelişme olur ise bölgedeki dengeler o eksende ona göre yeniden inşa edilmeye başlayacak. Bunun için de herhalde birkaç çatışma daha yaşanacak. Amerikan seçimleri yapılacak. İşte seneye kadar, 2025-2026'ya kadar bu çalkantılı süreç böyle devam edecek. Kürtlerin tabii ki bu süreçte Rojava'da, Güney Kürdistan'da ayakta kalmaları, kazanımlarını korumaları, cephelerini, ilişkilerini geliştirmelerini ve elbette Batı İttifakı'yla birlikte yürümelerini sürdürmeleri gerekiyor. Kerkük Valiliği seçimleriyle ilgili de yeni tartışmalar var. Onları da kısaca sizinle paylaşayım. Bir açıklamıştım. Yine Keli Rabbar daha seçilmişti. Bağdat'ta bir toplantı yapılmıştı. Toplantıya Kerkük İl Meclisi 16 kişilik meclisin 9 üyesi katılmış ve
Rabar Tağayı Bali olarak seçmişlerdi. Türkmenlerden itiraz gelmişti. KDP'den de bugün bir itiraz geldi. KDP sonuçları yasa dışı buluyor, kabul edilemez buluyor ama topu sanki Sudani'ye atıyor. İşte Sudani bu işle ilgili koordinasyonu yürüttüğü için biz de müdahil olmadık. Koordinasyonu Sudan'ı yürütüyordu Irak Başbakanı. Dolayısıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz bir Kürt vali olmasını istiyorduk diyorlar. Fakat ilginç gelişme şu. Yeneke'nin Kerkük İl Meclis Başkanı olarak atadığı Arap siyasetçi Hafız partisinden ihraç edildi. Yeneke ile anlaşmayı yapan Arap siyasetçiler, ki bunlar Arap Sünni siyasetçiler ve çoğu da Türkiye'ye yakın siyasetçiler. Orada da bir garip gelişme var. Kendi aralarında bir çatışma yaşadılar. Bu seçim, valilik seçimlerinden sonra parti, bugün Siyade Partisi bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Kerkük İl Meclisi Başkanı Hafız'ı partiden ihraç ettik. Yapılan anlaşmaya göre de 2 yıl valilik Kürtlerde olacak, 2 yıl Araplarda olacak. Bu da çok açıklanmadı. Yapılan anlaşmanın 9 kişinin katıldığı il meclisi toplantısının detayları kamuoyuyla ayrıntılı olarak paylaşılmadığı için bir takım spekülasyonlar da yapılıyor. Irak Başbakanı'ndan da bir açıklama gelmedi. Ancak KDP'nin açıklamasından benim anladığım, Vafıf Talabadi'nin açıklamasından benim anladığım, bu işin kurtarılmasında elbette bu biçimde sonuçlanmasında Irak hükümetinin, Sudani'nin birinci derecede de etkisi olmuş. Dolayısıyla Türkmenler Irak Federal Mahkemesi'nden bir sonuç elde ederler mi edemezler mi bilmiyorum. Fakat bu konjüktürde kestiremiyorum. Bir de zaten İl Genel Meclis toplantısı yapılmış. Toplantıya 16 kişinin 9'u katılmış. Yani çoğunluk sağlanmış. Fakat Arap siyasetçilerin böyle bir tavır değişikliği içerisinde olmaları, KDP ile ve Türkmenlerle birlikte hareket eden Arap siyasetçilerin Yeneke ile birlikte bir karar almaları da çok tartışılıyor. Dediğim gibi ayrıntılarını bilmiyoruz. Fakat şuydu, yani Kerkük sonuçta Kürtlerin kentidir. Kerkük'te bir Kürt vali olması Kürtlerin temel hakkıdır. Yeneke olur, KDP olur, başka bir partiden olur. Önemli olan Kürt olması, Kürtlerin Kürdistan'da kendi şehirlerinde, kasabalarında en azından bir öz yönetime sahip olmalarıdır. Fakat öyle anlaşılıyor, oralarda bir takım farklı gelişmeler var. Tabii ki şeyler, bu Orta Doğu'nun çalkantılı sürecinde sömürgeci ülkelerde Kürtlerle ilgili her gelişmeye ve her gelişmeye müdahale ediyorlar. Dolayısıyla neyin nasıl gelişeceğini de kestirebilmek, öngörebilmek de çok zor. Kaldı ki bu konuda yeterince medyaya bir bilgi de verilmiyor. El yordamıyla bulabildiğimiz kadar bilgilerle yorum yapmaya, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Umarım bu video da bu amaca hizmet etmiştir. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı bir gün diliyorum.